Köklü sayılarda türünden yazma soruları. Bu videomuzda köklü sayılar konusunda karşımıza gelebilecek türünden yazma sorularını iki örnek soru çözeceğiz. Köklü sayılarda türünden yazma soruları genellikle birbirinin eşleniği olan ifadeler arasında sorulur. Şimdi sorularımızı incelerken zaten bunları göreceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. X eşittir kök 3 eksi kök 2 üzeri 5 ise kök 3 artı kök 2 üzeri 5'in x türünden eşiti nedir? Şimdi buraya baktığımızda kök 3 eksi kök 2, kök 3 artı kök 2 birbirinin eşleniği. Bir kere biz bunu x türünden yazacağız. Buna herhangi bir isim veya harf takılmamış. İlk iş ikincisine harf verilmediyse ona bir harf verip adlandırmak olmalıdır. Y eşittir. Kök 3 artı kök 2 üzeri 5. Köklü sayılarda eşlenik üzerinden türünden yazma sorusuyla karşılaştığımızda her zaman çarpma yaparak birbiri türünden yazmayı başarırız. Eşleniklerin çarpımı çünkü özel bir çarpma işlemine sahiptir. X ile Y'yi çarpıyoruz. Köklü sayılarda türünden yazma sorularında çarpma üzerinden çözülür. Kafamızdan çıkartmamamız gereken şey budur. Eşlenikler üzerinden kurulmuş türünden yazma soruları çarpma sayesinde çözülür. Bunlar dışında şeyler yazılabilir mi? Yazılabilir ama anlamlı ve güzel işlemlerle çözülmez. O yüzden pek sorulmaz. Kök 3 eksi kök 2 üzeri 5 çarpı kök 3 artı kök 2 üzeri 5. Üstler eşit olduğunda çarpmada tabanlar birbiriyle çarpılır. Üst aynen kalır. X çarpı y eşittir. Kök 3 ile kök 3'ü çarptık. 3. Eşlenik çarpımı özel yapılır. Kök 3 ile kök 3 çarpılır. Eksi ile artı çarpılır. Eksi. Kök 2 ile kök 2 çarpılır. 2. Üzeri 5. Burası sonuç olarak x çarpı y eşittir. 1 üzeri 5 oldu ki 1. Bizim buradaki derdimiz bu y dediğimiz şeyi x türünden bulmak. Y'yi yalnız bırakacak olursak x ile y çarpma durumunda ise x diğer tarafa bölü olarak geçer. Y eşittir 1 bölü x olur. Yani bizim kök 3 artı kök 2 üzeri 5'imiz x türünden 1 bölü x'e eşit. Cevap budur. Çok güzel bir test sorusu olabilir. Çok güzel bir okul sınavında yazılı sınav sorusu olabilir. Bu gördüğümüz soru. Üstü istediği şekilde değiştirebilir soruyu soran kişi. İkinci sorumuz ise köklü sayılardaki türünden yazma sorularının en klasiklerinden birisidir. Zaten çok şansımız yok. Hep eşlenik üzerinden kurgulandığı için bu iki soru size türünden yazmadaki fikri aşılamalı, yeterli olmalı yani. X eşittir. Kök 7 eksi kök 3 bölü kök 7 artı kök 3 ise y kök 7 artı kök 3 bölü kök 7 eksi kök 3 ise kök 3'ün x türünden eşiti nedir? Biz bunu x türünden istiyoruz. Bakalım kök 7 eksi kök 3 ile kök 7 artı kök 3 birbirlerinin eşlenikleri. Bunları çarptığımızda çok güzel bir şey gelecek karşımıza. Direkt çarparak başlayalım. Adım adım söylememize gerek yok. X çarpı y eşittir. Kök 7 eksi kök 3 bölü kök 7 artı kök 3 çarpı kök 7 artı kök 3 bölü kök 7 eksi kök 3. X çarpı y. Yukarısı eşlenik çarpımı. Kök 7 ile kök 7'yi çarparsak 7. Eksi ile artıyı çarparsak eksi. Kök 3 ile kök 3'ü çarparsak 3 bölü. Aşağıda da aynısı var. Kök 7 ile kök 7 7. Artı ve eksi eksi. Kök 3 ile kök 3 3. Aşağısı ile yukarısı aynı sonucu verdi. X çarpı y eşittir. 4 bölü 4'ten x çarpı y eşittir. 1 çıktı. Y eşittir. Y'yi x türünden istiyorduk. X'i bölü olarak geçireceğiz. 1 bölü x oldu. İkisini de istemeden aynı sonuç çıkacak şekilde ayarlamışım.
Birbirinin eşleniği gördüğümüz için direkt çarpma yaptık. Burada çarpmak yerine bazıları daha uyanıkça sadeleştirme de yapabilir. Bu ikinci sorunun daha kaliteli bir sorusunu da çözerek bu videomuzu noktalayalım. Buradaki çok güzel olmamış. Yani PyPy'dakileri birbirinin eşleniği verince çok güzel olmamış sorumuz. Üçüncü bir soru eklersek buraya. X eşittir. Kök 7 eksi 2 bölü kök 3 artı 1 ise y eşittir. Kök 7 artı 2 bölü kök 3 eksi 1'in x türünden eşittir nedir? Bu az önceki sorumuza nazaran daha güzel bir soru. Yine verilenlerin birbirine eşleniği olduğunu görüp yine çarpma yapmamız gerektiğini, başlangıcımızın o şekilde olması gerektiğini anlamalıyız. X çarpı y, kök 7 eksi 2 ile kök 7 artı 2'yi çarpacağız tabii ki. Ama yazalım bir önce. Kök 3 artı 1 çarpı kök 7 artı 2 bölü kök 3 eksi 1. X çarpı y, yukarıdaki çarpma kök 7 ile kök 7'yi çarparsak 7. Eksi ile artıyı çarparsak eksi. 2 ile 2'yi çarparsak 4. Bunlar eşlenik çarpımları. Kök 3 ile kök 3'ü çarparsak 3. Artı ile eksiyi çarparsak eksi. 1 ile 1'i çarparsak 1. Buradan x çarpı y'nin yukarısının sonucu 3. Aşağının sonucu 2 çıkar. Biz x türünden istiyoruz. Y'yi yalnız bırakmalıyız. Bu x bölü olarak geçeceği için bu x bu paydaya gelir. 3 bölü 2x olur. Yani bu ifademizin x türünden eşiti 3 bölü 2x'tir. Birçok türünden yazma sorusunda birçok konuda alt alta toplamalar veya çıkarmalarla türünden yazmalar çözülür. Fakat köklü sayılara geldiğimizde birbirinin eşleniği olan ifadeler üzerinden hep türünden yazma sorulacağı için çarpma yapılarak buradaki türünden yazma soruları çözülür. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyorum.